Merhaba sevgili takipçilerimiz. Ahmet Başakçı kanalımıza hoş geldiniz. Bizleri izleyen, takip eden tüm takipçilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Sevgili takipçilerim, bugün Fatma Hanım ne yapacak? Sizlerle neyi paylaşacak? Daha önce yapmıştım. Turşu kurmuştum daha önceki videolarımda. Domates turşusu, biber turşusu karışık. Biz o turşularımızı yedik, tükettik afiyetle. Şimdi bugün yine turşu kuracağım. Ne turşusu kuracağım? Yine karışık bir turşu yapacağız. Ama beyaz lahanadan toplahanası, kapuska da diyoruz ona biz. Beyaz lahanadan kapuska turşusu yapacağım. Yine karışık. Sevgili takipçilerim, o turşularımızı yedik, tükettik. Aynı yine bu kaplarda yapmıştım. Bunlar şöyle iki kap. Domates turşusuydu, biberle karışık. Şimdi küçük değil, büyük de değil, orta boy bir kapuskam vardı. Ben onu ön hazırlık yaptım. Yıkadım, doğradım. Ondan sonracıma kabıma koydum. 5 kaşık kaya tuzu koydum. Karıştırdım. Kapağını kapattım. Öyle bir saat dinlendirdim onu ki kaplarımıza turşumuzu basarken kaplarımız daha çok turşu alsın diye sevgili takipçilerim. Şimdi neyim var burada? Evet, burada şeyim hazır. Lahanam hazır. Burada yine bahçemde artık havalar soğudu. Kızarmaz. Hava soğuyunca domatesler kızarmaz. Yine bahçede domateslerime biraz vardı. Onları da değerlendirmek amacıyla gittim, aldım, yıkadım. Onları da doğradım. Ön hazırlık yaptım. Burada neyim var? Havucum var sevgili takipçilerim. Onları da yıkadım, soydum, doğradım, hazırladım. Burada 3 baş sarımsağım var. Onları da hazırladım. Burada bahçemden gittim, aldım. Bahçe maydanozum mis gibi, kokusu bir harika. Bahçe maydanozum var, yani iki bağ var, yani bayağı var burada. Dediğim gibi bugün karışık, lezzetli mi lezzetli bir kapuska turşusu yapacağız. Aynı bu şekilde ben tabii daha önceleri de aynı bu turşuyu kanalımız yokken de defalarca evimde kendim yapıyorduk, tüketiyorduk. Şimdi sizlerle dedim paylaşayım. Bu kapuska turşusunu, beyaz lahana turşusunu tabii değişik değişik tariflerde yapan bayanlarımız var. Herkes değişik şekilde yapıyor. Ben de bu şekilde yapıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi 5 kaşık böyle kalın tuzum var. Kaya tuzu. 5 kaşık koydum. Biraz yumuşasın, kabuğumuz çoğalsın diye. Tekrar bir daha bunu böyle elde elde şu şekilde bir daha alt üst ediyorum, karıştırıyorum. Kolay gelsin Tülin. Teşekkür ederim. Taşalarım ben gelsin. Turşu yaparken bir türkü var, söylenir, onu biliyor musun? Bilmiyorum. Nenem turşu tavalar, aldı önü havalar. Evet, şimdi buna 5 kaşık tuz koymuştum. Şimdi ellerimi bir yıkayayım. Ellerimi yıkadım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bu cam kavanozumdan başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi cam kavanozumun dibine şöyle şu sarımsaklarımdan şöyle 2-3 tane atıyorum. Ondan sonra acaba lahanamdan başlıyorum doldurmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar Allah'ın ağız tadıyla yemeği bizlere inşallah nasip eder. Müsaadenizle şu kolumu yukarı alıyorum. Şimdi önce şu tuzumu şu kenara bir alayım. Kaşığımı da şöyle kenara alayım. Malzemelerimi önüme alayım. Şimdi biraz beyaz lahanamdan koydum. Biraz havuçlarımdan koyuyorum. Tekrar biraz lahanamdan yine bastırıyorum.
koymaya da bastırırsanız daha çok gider. Önce ben kolumu şöyle kıvırayım ki daha rahat edeyim. Evet. Tekrar havuçlarımdan. Şimdi domateslerimden koyacağım. Böyle sırasıyla domateslerimden. Şimdi şuradan bıçağımı alıyorum. Bunlar bahçe maydanozu sevgili takipçilerim. Şöyle ortadan bir böleceğim. Şöyle ortadan bir bölüyorum. Hiç uçlarını, saplarını da almıyorum. Maydanozları şöyle kenarlarına koyacağım. Hem görüntüsü güzel gözüksün, şık olsun. Evet, maydanozumu da koyduktan sonra tekrar lahana koyuyorum. Evet, maydanoz çok faydalı. Evet. Turşunun suyunu içeceksin. İlaç, şifa, şifa. Faydalı. Bir de köy maydanozu, bahçe maydanozu ki kokusu bir harika. Evet. Turşularına, her turşuna koyuyorsun sen maydanoz. İzleyicilerine de öner. Evet. Ben koyuyorum. Bazı turşu var koymuyorum ama bazı turşu var koyuyorum. Şimdi domates koyuyorum. Bir sıra. Hem bastırıyorum böyle. Şimdi lahanadan koyuyorum. Dediğim gibi tekrar bir daha onu söyleyeyim. Küçük boy değil, büyük boy da değil, orta boy, lahanam orta boydu. 5 kaşık kalın tuz, yani kaya tuzu koymuştum lahanama. Şimdi tamamen doldurduktan sonra bu kabın 5 kiloluk bir 3 kaşık daha ilave edebilirim. Ya 3 kaşık ya 4 kaşık bakacağım şeyine, ona göre ilave edebilirim. Ben suyunu, tuzunu, her şeyini içine koyuyorum. Ayrekten su yapmıyorum ona, tuzlu su yani. Öyle yapanlar da var. Ben ayrekten tuzlu su yapıp koymuyorum ona. Ama o şekilde yapanlar da var. Sevgili takipçilerim, turşu yapmak aslında zor değil yani. Zor değil. Bence basit turşu yapmak. Nedir turşuyu yaparken turşunun asas şeyi? Turşunun 3 tane ana karakteri var. Turşunun güzel olması için. Nedir? Sarımsak, sirke, tuz. Bunları dengesiyle turşunuza koydunuz mu turşunuzun güzel olmama gibi bir lüksü yok yani. Sarımsak, sirke, tuz. Yere düştü. Ben sonra alırım. Şimdi tekrar havuç koyuyorum. Tekrar domateslerimden. Böyle bu şekilde kavanozumu dolduracağım. Şimdi tekrar yine maydanoz koyuyorum. Yine şöyle ortadan bir bölüyorum. Hiç sap kısımlarını da almıyorum çünkü maydanozlarım çok taze. Mis gibi onları turşumuzu yerken onları da tüketeceğiz. Şöyle kenarına bastırıyorum. Evet. Tekrar bak lahanamı önceden tuza yatırdığım için lahanam biraz yumuşadı. Kavanozumu da doldurmam kolay oluyor. Tekrar havuç alayım şu kenarlara. Dediğim gibi 3 baş sarımsağım vardı. Onları da ara ara aralarına atıyorum. Ben sarımsağı çok kullanıyorum. Tabii arzuya bağlı. Siz daha az kullanabilirsiniz ama turşuda sarımsağı ne kadar çok kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Ben sade sırf
Sade sarımsak turşusu da yapıyorum sevgili takipçilerim. İçine hiçbir şey koymuyorum. Kabuklarını soyuyorum. O şekilde tüketiyoruz. Antibiyotik, doğal antibiyotik yani. Faydası var vücudumuza, zararı asla yok. Evet. Bu şekilde elimde gücümün yettiği kadar hiçbir zamanda bu şekilde ben yapıyorum. Hiçbir zamanda hiçbir turşum bozulmadı. Hiç yani turşularımın içinden zarar çektiğim, döktüğüm, yemediğimiz turşu yok. Hepsi de çok güzel olmuş. Olur yani. Kimisi turşunun içine nohut koyar. Ben hiç bu yaşıma kadar yıllardır, defalardır turşu yaptım. Hiç nohut kullanmadım. Ha, koyanlara saygı duyuyorum. Tabii onlar bir şey bildikleri için koyuyorlar. Ya da öyle yaptılar, öyle biliyorlar. O şekilde denemişler. Ama ben hiç nohut koymadım. Koyanlara da saygı duyuyorum. Ben hiç o şekilde yapmadım. Dediğim gibi turşunun 3 tane ana karakteri var bence. Sirke, sarımsak, tuz. Olmazsa olmazdı. Evet, tekrar şu aralara şöyle domates yerleştireyim. Domateslerimi de bu arada değerlendirmiş oldum. Çünkü havalar soğudu. Artık domateslerin kızarması zor olur yani, ya da kızarmaz. Çok yağmur yağarsa çürür. Onun için dedim değerlendireyim domateslerimi de. Şu şekilde. Evet. Bunun içine karışabilir miyim? Karışabilirsin. Turp koyacak mı onu? Turp koymayacağım hayatım. Çünkü onun içi kırmızı. Belki renk verir. Renk verir. Bunun rengini bozmasını istemiyorum. Anladım. Aslında turpu ben biliyorsun turşulara koyarım ama o turpun dışı beyaz çıktı, içi kırmızı çıktı. Onun için koymayacağım. Tamam. Başka turşu yaptığım zaman onu da koyarım. O zaman değerlendiririz. Evet sevgili takipçilerim, şimdi ne yapacağım? Bunun üzerine şöyle yine aynı elimle böleyim. Şöyle domatesimi koyacağım. Domatesimi koyduktan sonra ellerimi müsaadenizle yıkayacağım. Evet, elimi yıkadım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi burada limon tuzum var. Başka bir kaşık alacağım. Şöyle bir yemek kaşığı, tam dolu değil yani, şöyle limon tuzu koyuyorum üzerine. Evet. Limon tuzu koydum. Şimdi ne yapıyorum? Sirkemi dolaptan alıyorum. Sirke hiç fark etmez sevgili takipçilerim. Bir bardak alayım şuradan. Sirke şey olabilir, üzüm sirkesi olabilir, ondan sonracığıma elma sirkesi olabilir, hiç fark etmez. Şimdi bu dediğim gibi bu 5 kiloluk bir kabım, bir yemek kaşığı limon tuzu koydum, 4 yemek kaşığı da tuz koymuştum önceden şeylerime, lahanalarıma. Şimdi sirkesini ilave ediyorum. Bir. Şöyle 2 bardak koyacağım. Fazla koymayacağım. 2 su bardağı. Böyle klasik evde olan su bardaklarımızdan. 2 su bardağı da sirke koydum. Şimdi ne yapıyoruz? Sirkemizi koyduktan sonra ben üzerine şöyle 2 yemek kaşığı da tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı. İki yemek kaşığı tuz ekledim. Şöyle bir yemek kaşığı da
2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum şöyle. 2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Şimdi sevgili takipçilerim suyunu vereceğim. Suyu da normal musluktan su. Biz köyde olduğumuz için suyumuz doğal toprağın içinden çıkan kaynak suyu, temiz su. Onun için normal musluk suyu kullanıyorum. Şimdi suyunu vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kaşığın tersiyle şöyle havasını almaya çalışacağım. Şu şekilde. Şimdi birazcık da ekleyeceğim ona. Tam ağzına kadar gelsin. Şimdi ne yapıyorum? Burada benim aparatım var. Şunu çatır atayım. Burada benim aparatım var. Turşuların ağzına koyulan aparat. Sevgili takipçilerim, böyle bir aparat. Şunu şöyle alayım, güzel gözüksün. Şimdi bunu turşumun ağzına koyacağım. Bu turşuların ağzına bu aparat koyuldu mu çok güzel oluyor. Turşunuzun yukarıya çıkmasını engelliyor. Suyun içinde kalmasını sağlıyor. Bu şekilde turşunuz suyun içinde kalıyor. Daha güzel oluyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ağız kısmını şöyle alıyorum bir. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Bismillahirrahmanirrahim diyerek turşumu kapatıyorum. Evet. Turşumu kapattım. Turşumu kapattım. Turşum böyle sevgili takipçilerim. Şöyle yakından göstereyim. Turşum böyle. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi geriye kalanları yine böyle bir kap daha dolduracağım. Onu bir kap daha yapacağım. Şimdi dediğim gibi turşum bu şekilde oldu. Hadi bir daha göstereyim size. Diğerini de ben bir kap daha dolduracağım. Şimdi şurada videomun dakikasına bakarak evet videomu sonlandırmak istiyorum. Onu ben videomu kapattıktan sonra yapacağım. Çünkü videolarımın uzun olmasını istemiyorum. Birkaç eleştiri aldım videolarımın uzunluğu hakkında. Aslında videolarım uzun değil. 15 ve 20 dakika arası uzun değil. Onun için uzun tutmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Turşumu beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz, kanalıma da abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Abone olun, bu kardeşinize destek olun. Videolarımı paylaşın. Sizlerden rica ediyorum. Bu turşuyu paylaşın sevgili takipçilerim. Bu turşuyu paylaşmanızı rica ediyorum. Paylaşın. Her dediğim gibi ev hanımının yaptığı turşular farklı farklı oluyor. Belki benim bu turşum da farklı gelir size. Herkes yapar. Bilmeyenler de yapar. Videolarımı paylaşın sevgili takipçilerim. Sizlerden ricam bu. Bu kardeşinize destek olun. Rica ediyorum sizlerden. Bol yorum, bol beğeni. Birbirinizin yorumlarını beğenin. Yorum kısmının altında şöyle beğeni işareti var. Birbirlerinizin yorumunu beğenirseniz bana çok faydası olur. Dediğim gibi abone de değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Bir başka videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın.